geldiniz. Yaşananlar Cumhuriyeti'nde keyifler yerinde demek. Öyle sayılır. En azından bir şikayetim yok. Buyurun. Çok güzelmiş. Bu kadar kısa zamanda ne büyük değişiklik. Öyle. Yaşaranlar diğer çalışanlarına da bu kadar cömert davranıyorlar mı acaba? Bilmem, ben kendi işime bakıyorum. Gazetecilerdir kesin. Bıktırdılar artık. Numarayı tanımıyor diye açmıyor tabii. E mesaj at bari. Para yanmaz. Kahve? Hiçbir şey istemiyorum. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattı Mustafa. Ha, hakaret etmeye geldim diyorsun. Hakaret edip gideceğim, öyle mi? Senin Fatma Gül'ün yanında olman lazımdı. O doğruyu söylüyor Mustafa. O kız bu pisliği yaşadı. Ya sen nasıl ona karşı ifade verirsin? Savcıya yalan söyledin. Kes bunları da bana ne istediğini söyle. Suçlular ceza alsın istiyorum. O zaman sen anlat bildiklerini. Her şeye bir cevabın var. Bir tek yaşananların şoförüyken nasıl onların en iyi adamı haline geldin? Buna bir cevabın yok işte. Neden seni bu kadar tutuyorlar? Neden paraya boğuyorlar? Nasıl açıklayacaksın? Çok çalışıyorum, hakkımı veriyorlar. Onlar haktan ne anlar be, sen ne anlarsın? Fatma Gül'ün bütün haklarını ezip geçtiniz hepiniz. Sana söyledim, o zaman bildiklerini anlat. O kızın hayatını mahvettiniz. Benimkini de. Bildiklerini anlat. Sana ilk sorduğumda da sonra isimleri tek tek söylediğimde de biliyordun. Bildiklerini anlat. Sen ne aşağılık bir adamsın ki bu pisliği örtmek için uğraşıyorsun hala. O kız arkasında güçlü kuvvetli kimse olmadığı halde hala bu durumda mücadele ederken sen bu durumdan kâr etmeye çalışıyorsun. Onun felaketini paraya çevirmeye çalışıyorsun utanmadan. Para için bile bile onların yanında duruyorsun. Başından beri sen de biliyordun. Bırak! Kasabada ilk gazete haberi çıktığında. Bırak! O şimdiki kocan. O zamanki nişanlının ilk suçlandığında. Bırak! Düğün günü. İmzayı attığın gün. Fatma Gül seni arayıp söylemiş. O zaman niye sesin çıkmadı? Önce Yaşaran olmak istedin çünkü. Meltem Yaşaran olmak istedin. Sen de babanın koltuğu için susmadın mı? Lütfen. Ne farkımız var birbirimizden? Hı? Cesaretin yok konuşmaya ama intikam almak istiyorsun herkesten. Benim gibi intikam almak istiyorsun. Her şeyin zamanı var. Olmaz diye bir şey yok hayatta. Her şey mümkün, her şey. Sen kendini daha tanımıyorsun. Bana beni anlatıyorsun.